Arkadaşlar iyi geceler. Bitcoin'de ne oldu? Bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kullandığımız birkaç tane sistem var. En bilineni herkesin kullandığı price action yani fiyat hareketi, işte formasyonlar, trend çizgileri, indikatörler falan falan. İkincisi bizim kullandığımız subtemler, arz talep bölgeleri. Üçüncüsü Elliot arkadaşlar. Elliot'un Glenn Neil ekolü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Hiçbir zaman ihlal edilemeyecek durumlar vardır Elliot'ta. Yani diyeceksiniz borsanın kuralı mı olur? Olur arkadaşlar, var. Şimdi siz fiyatın yönünü tahmin edemeyebilirsiniz. Nereden döneceğini tahmin edemeyebilirsiniz. Yani bunlar normal şeyler. Fakat fiyatın gidemeyeceği yerler vardır arkadaşlar. Yapamayacağı şeyler vardır. Bunu en güzel size şöyle daha önceki grafiklerimden göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en çok bilinen mesela en son paylaştığımız şu grafik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu grafik hatalı bir grafik. Bu grafik hatalı bir. Şurası hatalı arkadaşlar. Burada önemli değil. Burada kural şu. İmpulsif bir şekilde ilk dalgayı sayamazsanız kural basit. Gelecek olan B dalgası 0.618'in üstüne gider arkadaşlar. Yani siz bu grafikte buranın üstüne bir çıkış ve daha sonra da bir satış görmeniz gerekiyor. Bu net arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Ha bu aşağıya gelir, çok aşağılara gelir, oradan döner. O önemli değil. Seviye önemli değil. Ama bu gerçekleşecek. Yani fiyat buraya çıkacak ve buradan satış yiyecek. Kesinlikle 0.618'in üstüne çıkacak. Bakın burada bir arz talep bölgesi var. Bu bölgeyi geçecek arkadaşlar. Net bir şekilde bu bölgeyi geçecek. Evet, şurada da okla da göstermişim. Şimdi basalım bakalım ne olmuş. Grafiğimizi çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.618'in üstüne fiyat gitmiş. B dalgasını oluşturmuş ve aşağıya gelmiş. Bakın bu kural ihlal edilemez. Ben demişim ki buraya kadar bir düşüş gelebilir. Gelmemiş arkadaşlar, olabilir. Olasılık dahilinde. Daha aşağılara gidebilir. Olabilir. Olasılık dahilinde. Bunda bir anormal bir durum yok. Fakat eninde sonunda yani önünde sonunda bu fiyat bu 0.618'in üstüne çıkacaktı arkadaşlar. Bunun hiçbir şekilde kaçarı yok. Niye yok? Şimdi Elliot teorisi oluşturulurken arkadaşlar bazı kurallar, bazı temel kurallar da oluşturuldu. En ünlüsü de Glenn Neely'nin kuralları. Onlar çok çeşitli, çok karmaşık arkadaşlar. Ezberlemesi zor. Sizin yani burada kural ihlal şöyle diyemezsiniz. Yani şöyle bir grafik çizemezsiniz. Burası A dalgası dedim. Şuradan da B diyemezsiniz arkadaşlar. Bu kurallar size dalganın ne olduğunu tanımlamanıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Eğer bu 0.618'in üstüne gitmeseydi arkadaşlar, o zaman burada biz bir W, X, Y dalgası bekleyecektik. Daha sonra A dalgası bitecekti ve daha sonra B'yi bekleyecektik. Fakat burada B dalgası oluştu. Kurallar karşılandı. Burada bir C dalgası oluşacak ve daha sonra yeni bir trend başlayacak. Bu kaçınılmaz arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Bakın size şöyle göstereyim. Bunlar işte birileri öyle söylediği için değil. Bunlar yıllar yıllar boyunca gözlemlenmiş şeyler arkadaşlar. Şimdi açılsın bir, özür dilerim, pardon. Şimdi bu bizim arkadaşlar standart
her tarafta bulabileceğiniz Elliot'un temelleri diyeyim ben size. Burada normal Elliot'un temellerini görüyorsunuz arkadaşlar. İşte impulsif dalga, leading diagonal falan filan burada size anlatıyor. Bazı kuralları var arkadaşlar. İşte kaç dalgadan oluşur, nasıl oluşur, ne var ne eder. Bunlar temel kurallar. Bir de bakın arkadaşlar. Bu işin uzmanlık düzeyi var. Glenn Neal var arkadaşlar. Kural 2, kural 3, kural 4. Yani bu uzuyor da gidiyor arkadaşlar. Bakın. Her seferinde sizin burada hangi seviyeden, hangi Fibonacci seviyesinden, nereden ne beklemeniz gerektiğini gösteren kurallar silsilesi var arkadaşlar. İşte kuralın kimliklendirilmesinden tutun da. Yani bunlar basit şeyler değil. Bunlar akademik düzeyde olan şeyler. Yani bunların aksi ispat edilemedi henüz. Bunların henüz aksi ispat edilemedi arkadaşlar. Yani bunların hepsini ezberlemek kolay bir iş değil. Hiç öyle kolay bir iş değil. Bunun zaten çevirisi üzerinde çalıştığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kurallar da kendi içlerinde bölümlere ayrılıyor. Yani şunu diyemiyorsunuz arkadaşlar. Ya işte elimizde bir grafik var. Biz bunu hesapladık, çizdik. Ama burada bir grafik kural hatası yaptı. Bu kuralı ihlal etti. Ha, tamam o olabilir. Biz işte bir yerde yanlış da çizmiş olabiliriz. Veya işte fiyatın kendisi o kuralı ihlal etti. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kural ihlal edildiği zaman iki tane açıklaması var. Bir, ya yanlış çizdiniz. İki, orada piyasa yok. Manipülasyon var arkadaşlar. Doğru çizdiğinizden eminseniz, %100 eminseniz o piyasadan uzak duracaksınız. Orada serbest bir piyasadan, bir piyasa psikolojisinden, bir kitle psikolojisinden bahsedemezsiniz. Orada çok büyük manipülasyon vardır arkadaşlar. Şimdi hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Ben Bitcoin'e bir grafik çizmiştim. Ve çok güzel de oturmuştu o grafik buraya. Fakat biliyorsunuz burada 51.900 geçilmişti arkadaşlar. Şu kadar. Nerede fiyat? Bakın tam şurada. Şu kadar geçilmişti. Kimi bu işle uğraşan dedi ki, şu kadarcık olur canım ne olacak? Dedi. Kimisi de dedi ki, yanlış sayılmıştır. Burası üçlüdür, öyledir. İşte combo dalgalardır falan. Bak bu mantıklı, tamam. Combo dalgalarla bir şekilde uydurmaya çalışalım. Bakın uydurmaya çalışalım diyorum. İçime sinmedi arkadaşlar. Evet o grafiği çizdik ama içime sinmedi arkadaşlar. Bir şekilde çizdik. Tamam dedik ya, burası 0.618'ini geçer dedik ya. Yani geçmesi mümkün değil arkadaşlar da. Hadi geçer dedik yani. Şöyle geçer dedik. Şu kadar geçsin hadi. Combo dalgalar var dedik. Normalde 0.5'ten dönmesi gerekirdi bu fiyatın. Dönmedi. Neyse bunu yaladık yuttuk arkadaşlar. Hata bizde dedik. Ya biz yanlış çizdik dedik arkadaşlar. Yani burası da içime sinmedi. Üçlü çizdik içime sinmedi ama hadi o kadar olsun dedik. Ben yanlış çizmiş olabilirim dedim. Fakat iş buraya geldiğinde arkadaşlar. Şimdi biz burada ne yaptık? Bir A dalgası yaptık. Bir B dalgası yaptık. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bir C dalgası beklememiz gerekiyor. C dalgası nasıl olabilir? Sadece 5'li olabilir arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde combo dalgalarla oluşamaz. Hiçbir şekilde A, B, C'den oluşamaz arkadaşlar. Yani bildiğiniz şu olmak zorunda. Bunun dışında başka bir şey olamaz arkadaşlar. C dalgası bunun dışında başka bir şey olamaz. Net. Burada zaten 5'li yoksa, impulsif dalgalar yoksa bu bir C dalgası değildir arkadaşlar.
Şimdi buraya bir bakalım. Şimdi ne vardı arkadaşlar? Şöyle biraz daha yaklaşalım, saatliği alayım. Pardon. Şu dalganın sayımı biraz zorluydu. Hani 1, 2, 3, 4, 5 sayılır. Yani 5'i failure koyarsınız, buraya koyarsınız ama yine çok uzun, ama hadi zorlamayla buraya koyduk diyelim. Burayı sayamıyoruz. Yani burası tartışmalı arkadaşlar. Şu kısım, hatta şu kısım da tartışmalı. Şu kısım da tartışmalı. Yani birazcık yoruma açık. Fakat burası arkadaşlar net 5'li. Bakın burası net 5'li bir dalga. Bildiğimiz dümdüz impulsif arkadaşlar. Burası impulsif mi? Değil arkadaşlar. Niye değil? Hemen göstereyim. Bu sebepten değil arkadaşlar. Burada böyle 1, 2, 3, 4, 5 sayamazsınız ki zaten değildi arkadaşlar. Burası düzeltme dalgalarıydı. Şimdi gelelim. 5'li bir düşüş yaptık. Doğru mu? Şimdi bizim bu 5'li düşüşü bitirebilmemiz için ne olması lazım? Bunun 0.618'ini geçmeyen bir B dalgası olması lazım. Ve aşağı yönlü tekrar bir 5'li saymamız lazım. Ancak bu şekilde burası bitmiş olabilir arkadaşlar. Fakat ne olmuş? Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durum bu. Buradan dönmesi gereken fiyat şu an neredeyse trendin tamamını yedi. Trendin tamamını yedi arkadaşlar. Yani burada diyeceksiniz burası 5'li değil mi? Değil arkadaşlar. Orası bir 5'li değil. 5'li olsa da bunun 5'lisi değil arkadaşlar. Onun 5'lisi değil. Çünkü bakın burası 3'lü bir dalga. Yani bir ABC arkadaşlar. Yani şöyle, burada biz B dalgasını sayamadığımız için zaten yok arkadaşlar. Yani Bitcoin'de ikinci kez kural ihlal ediliyor. Bakın ilk kez değil. İkinci kez kural ihlal ediliyor. Şu an 48.500'e gidiyor fiyat. Bu imkansız bir şey arkadaşlar. Bu imkansız bir şey. Yani istediğiniz pariteyi, istediğiniz ürünü, istediğiniz hisse senedini, bakın en dandiği de olsa, istediğiniz altcoin'i, istediğinize bakalım. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Kural var. Mümkün değil. Net. Nokta yani. Burada sizin hiçbir şekilde hata yapma şansınız yok. Ha, fiyat istediğiniz yere kadar çıkmayabilir. İstediğiniz yerden dönmeyebilir. Farklı bir hareket yapabilir. Ama burayı geçemez arkadaşlar. Bu net yani. Burayı geçemez. Yani bir 5'li daha koymadan burayı geçemez arkadaşlar. Ve biz ne diyoruz? Biz burada bir C ayağı bekliyoruz diyoruz. Yani 3 tane dip görmemiz lazım. Net 3 tane dip görmemiz lazım arkadaşlar. Bunun daha öncesini zaten tartıştık. Daha öncesini zaten konuştuk. Yani bu trendin, şöyle göstereyim. Açılsın grafiğimiz arkadaşlar. Bu trendin burası zaten impulsif değil. Zaten değil arkadaşlar. Burası zaten bir B ayağı oldu. Net belli. A, B oldu. Net belli. Fakat şuradaki durumu görüyorsunuz. Yani burada hiç buna benzer bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Diagonal olabilir dedik. Kısa gelebilir dedik. Ki bana göre çok saçmaydı ama hadi o öyle yapsın dedik. Kurala uyuyor mu? Uyuyor. Yani orantısal olarak hani çok gözüme hoş gelmese de olabilir dedim. Ama gördüğünüz gibi bir A, B, C yaptı. Şimdi yukarı gidiyor. Yani buraları zaten daha önceden konuştuk, tartıştık. Mümkün değil arkadaşlar. Burada impulsif bir durum yok. Bunu zaten herkes hemfikirdi yani. Herkes burada hemfikirdi. Yani kural ihlali yapmadan
Burayı impulsif saymanızın bir imkanı yok arkadaşlar. Demek ki bu impulsif bir dalga değil. Tamam 0.618'de fikir ayrılıkları olabilir. Onu da yuttum. Onu da yuttum arkadaşlar. Hata bende dedim. Ben hata yapmış olabilirim dedim. Ama bu nedir artık arkadaşlar? Yani bunun bir izahı yok. Yani hiçbir şekilde bunu izah edemezsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bitcoin'de piyasa yok demek. Piyasa yok ne demek? Kitle psikolojisiyle hareket eden bir fiyattan bahsetmiyoruz demek. Kitle psikolojisiyle hareket etmeyen bir fiyat varsa ortada, sizin bunun üzerine bir öngörüde bulunmanız, bir tahmin yapmanız imkansız demek arkadaşlar. İmkansız demek ya. Yani şimdi bu fiyat böyle yükseliyor. Bir saat sonra bunun 10.000'e düşmeyeceğini hiç kimse garanti edemez arkadaşlar. Hiç kimse garanti edemez. Çünkü kitle psikolojisiyle hareket eden bir fiyattan bahsetmiyoruz. Bir şekilde birilerinin manipüle ettiği bir fiyattan bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın ben bugün bir sürü grafik paylaştım. Yani normalde fiyat hareketini yani tahmin ederken genelde böyle hacimli olması, kitlelerin rağbet göstermesi, az manipüle edilebilir bir ürün olması, az manipüle edilmesi, bu tür şeylere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereyim. Mesela burada benden altcoin analizleri istenmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz bunları? Dot istenmiş. Öyle ayaküstü çizmişim arkadaşlar. Ve demişim ki bir A dalgası gelecek, B dalgası gelecek, sonra C dalgası. Şeklen tutmuş mu arkadaşlar? Tutmuş. Doğru mu? Ve daha sonra bakın. Şurada seller. Ne demişim? Ben burada bir ABC yaptığını düşünüyorum demişim. Daha sonra yukarı gidecek fiyat demişim. Fiyat gelmiş. Buralara kadar inmiş. Tutturmuş muyum dibi? Tutturamamışım. Ama yön belli arkadaşlar. Bakın. Yön net belli. Burada bakın arkadaşlar. Kozmos. Şuradayken fiyat demişim ki burada bir 1, 2, 3, 4, 5 dalgasıyla C ayağı tamamlanacak demişim. Fiyat gelmiş mi arkadaşlar? Gelmiş. Bitti bu kadar. Yani en dandik altcoin'lerde bile bu çalışır. Diyeceksiniz ki bundan daha dandiği de vardır. Var arkadaşlar. Shiba var. Ne demişim Shiba'da? Bir yükseliş gelecek. Gelmiş. Sonra bir düşüş gelecek demişim. Şurada gelmiş arkadaşlar. Ve daha sonra da yükseliş gelecek demişim. Bakın yükselişi gelmiş. Şimdi Shiba'da bile yön tutuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şaşmaz. Bakın seviyeyi tutturamayabiliriz. Nerede satış yiyeceğini, nereden döneceğini bunları tutturamayabilirsiniz. Zaten işin zaten şeyi orada çıkıyor. Yani o biraz hani sizin şansa kalan kısmınız orası. Ama yön değil arkadaşlar. Bakın yön seviye falan değil. Hani kural ihlal edemezsiniz. Mesela şurada Türk Traktör'ün analizi vardı. Şurada bir yerde mi? Nerede? Döneceğini düşünüyordum. Fiyat buradan döndü arkadaşlar. Yani seviyeyi yakalayamadım. Ama bakın döndü fiyat. Bu kadar. Fiyat döner arkadaşlar. Kural ihlal edilmez. Bakın en dandik, en sığ hisse senetleri. Bakalım. Tüpraş şuralara kadar çıkış beklemişim. Daha da üstüne gitmiş arkadaşlar. Despek bilgisayar. Demin buna baktık zaten. Bakın. Koza Anadolu Metal Madencilik AŞ. Koza A hissesi arkadaşlar. Ben burada demişim ki bu fiyat daha düşecek. Daha sonra geri yükselecek. Fiyat benim beklediğimden daha aşağı gitmiş ama geri dönmüş arkadaşlar. Bunun alternatifi yok. Galata Wind Enerji. Demişim ki burada düzeltme bitmiş. Bu artık yukarı gidecek. Ve gördüğünüz gibi burada yukarı gitmiş arkadaşlar. Yani bunda şey yok. Yani Elliot kurallarında ya orası ihlal edilebilir. Orası öyle olabilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Oluyorsa iki açıklaması var diyorum. Bakın ya yanlış çizdiniz ya da net kural ihlali var.
orada bir piyasa yok arkadaşlar. En dandik altcoin'lerde bile Elliot çalışır arkadaşlar. Çalışır. Elliot'un çalışmayacağı tek yer piyasanın olmadığı fiyat hareketleridir. Eğer piyasa, yani size söyleyeyim, kalabalıkların psikolojisiyle hareket eden bir fiyat yoksa Elliot, hatta hiçbir sistem hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Tamamen şanstır. Eğer kar ediyorsanız tamamen şansınızda. Yani bu olay tamamen kumara dönmüştür arkadaşlar. Masa, kasa, her kimse, her kim bunu yapıyorsa ortaya bir olasılık, bir yön atıyordur. Siz şans eseri o yönü tutturmuşsunuzdur arkadaşlar. Yani bilerek yaptığınız bir şey değildir. Tamamen şanstır. Ve size şöyle söyleyeyim. Kitlelerin ben çok büyük bir kısmının burada short açtığını da zaten biliyorsunuz, takip ediyorsunuz arkadaşlar. Burada short açıldığını biliyorum. Bu kadar büyük kitleler short açarken bu fiyatın buralara kadar çıkması hiç normal bir olay değil arkadaşlar. Hiç normal bir olay değil. Hani diyorlardı ya, işte milletin pozisyonlarını patlatıyorlar. Bitfinex'in hani şeyi vardı, BitTweet'i vardı. Şu köylülerin stoplarını patlatın da yeni bir Ferrari alacağım falan diyordu arkadaşlar, hatırlıyorsunuz mu? İşte kurallara, regülasyonlara, yasalara tabi olmayan borsalarda olacak olan şey budur arkadaşlar. Budur arkadaşlar. Ve budur. Yani bunlar istedikleri gibi ve ellerinde çok da büyük bir silah var arkadaşlar. Karşılıksız para. Yani vadeli işlemler, yapılan vadeli işlemler karşılıksız parayla yapılıyor arkadaşlar. Yani Tether denen bir şey var. Yani siz gerçek dolarla bunları yapmıyorsunuz. Tether denen, hiçbir karşılığı olmayan, güya karşılığı olduğu iddia edilen ve bugüne kadar ispat edilememiş bir şeyle bu fiyat oynatılıyor. Yani canları istediği kadar basabiliyorlar. iFinex, Bitfinex, Binance, FTX borsası, bunların hepsi Çinli kankalar. Birbirlerinin kankaları arkadaşlar. Birbirlerinin borsalarına sürekli böyle Tether yollarlar. Basar basar yollarlar arkadaşlar. Ve bu borsalar bir anda fiyatı aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani Bitcoin'in geçmişinden bu yana baktığımda hani böyle bir durum daha önce hani denk gelemedim arkadaşlar. Göremedim yani. Varsa da ben denk gelemedim. Ben göremedim yani. Net bariz iki tane kural hatası var arkadaşlar. Biri burada, biri burada. Şimdi bu durumda hiç kimse size Bitcoin şuraya çıkacak, Bitcoin şuradan düşecek, şuraya gidecek diyemez arkadaşlar. Tamamen keyiflerine kalmış. Tamamen keyiflerine kalmış. Yani bir sabah uyandığınızda fiyatı 10 bin doların altında bulabilirsiniz. Bir sabah uyandığınızda diyelim ki buradan short açtınız, fiyatı 200 bin doların üstünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. Çünkü karşılığı yok paranın. İstedikleri gibi basarlar arkadaşlar. İstedikleri gibi de oynatırlar fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. On-chain video verileri yayınlanıyor. İşte bilmem ne kadar Bitcoin şu kadar işte soğuk cüzdanda duruyor da öyle de böyle de borsalardaki arz azaldı da şu. Bunların fiyatla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Boşuna bakmayın. Fiyat nedir arkadaşlar? Nasıl oluşur? Yapılan son ticaret o şeyin fiyatını belirler arkadaşlar. Diyelim ki şu borsada bir tane Bitcoin kalsın. Bir tane alıcı, bir tane satıcı kalsın. Ve satıcı desin ki ben bunu 1000 dolardan satıyorum. Bitcoin'in fiyatı anında 1000 dolara iner arkadaşlar. En son yapılan işlem odur. Ve fiyat 1000 dolardır arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Yani aksine borsalardaki Bitcoin'in azalması, satıcıların azalması, insanların azalması fiyatın yükseleceğini değil, tam tersine istedikleri gibi oynatabilecekleri anlamına gelir arkadaşlar. Bu verileri böyle yorumlamanız gerekir. Yani işte borsalarda Bitcoin azaldı, işte hacim düştü, şöyle oldu, böyle oldu, yakında uçuyoruz, kaçıyoruz. Öyle değil. Aksine fiyatı
istedikleri gibi oynatabilecekleri anlamına gelir. Şimdi ben diyelim ki 10 tane alıcı var. Benim elimde de 20 tane Bitcoin var. Koyduğum zaman hepsi toz duman arkadaşlar. Ama 100 tane alıcı olsa ben istediğim kadar satayım. Öyle değil mi? Ben istediğim kadar satayım. O fiyat düşmez arkadaşlar. Alıcılar hep yüksek fiyattan almak zorunda kalırlar. Ama hacim düştüğünde maalesef özellikle zaten Bitcoin'de durum pek hoş değil. Yani altcoin'lerde birazcık hacimler var, bir şeyler var, insanlar. Bu arada biraz da kitle psikolojisi çalışıyor. Yani altcoin'lerde hani şöyle bir durum var. Genelde şikayet ettikleri şey şudur. Altcoin'ler trendinde Elliot'u oturtması çok zor. Yani çok uğraşmak gerekiyor. Ve çok ani hareketler yapıyor, şey yapıyor, yapıyor falan diye yakınıyorlar arkadaşlar. Demin gösterdim. En dandik altcoin'lerde bile Elliot bir şekilde çalışır arkadaşlar. Ama bunda çalışmıyor. O sebeple işte hata bizde. Biz hata yapıyoruz. Hatamızı aramalıyız. Bilmem ne. Evet. Her zaman hatayı kendimizde aramalıyız arkadaşlar. Ama bazen dönen şerefsizlikleri de görmemiz lazım. Yani bu şöyle söyleyeyim. Siz bir şeyleri yanlış hesaplamış olabilirsiniz. Yanlış çizmiş olabilirsiniz. Olasılıklar çok fazladır ve başka bir olasılık gerçekleşmiş olabilir. Ama kural ihlal edilemez arkadaşlar. Bu kadar net. O kurallar ihlal edilemez. Eğer o kurallar ihlal edilebiliyor olsaydı Elliot analizi yapılması mümkün olmazdı arkadaşlar. Böyle bir şey yapmak mümkün olmazdı. Hiçbir şeyde. Çünkü o kurallar, o analizin temelidir arkadaşlar. Sizin bir şeyi kimliklendirirken, etiketlerken neyi nasıl yapmanız gerektiğini gösteren kurallardır. İleri de kitabı çevirdiğimde hepsine tek tek gireceğiz zaten. Hepsini tek tek anlatacağım. Hem çok güzel bir yani konuları iyice ezberlemiş olacağız. Tekrar tekrar izleyeceğiz, okuyacağız, bilmem ne yapacağız falan. Ama basit bazı temel kurallar var arkadaşlar. Yani bunlar için de illa ezber yapmanıza gerek yok. Çok basit kurallar vardır. Yani ben bir zigzag çizdiğimde bunun zigzag olabilmesi için şöyle biraz rengini açayım size. Ben mesela bir şeye neden zigzag diyorum veya neden flat diyorum? Bana bunu söyleten şey ne arkadaşlar? Bunun Fibonacci seviyesi. Bunun Fibonacci seviyesi eğer 0.618'i geçmiyorsa bana bunun bir zigzag olduğunu gösteriyor. Yani ben burada her türlü A dalgasında 1, 2, 3, 4, 5 dalgayı sayarım arkadaşlar. Ben bu burada 5 dalgayı sayamıyorum diyelim. Bakın hepsinin kuralı var. Ben burada 5 dalga sayamıyorum. 3 sayıyorum. Ben yine burada bir ABC saydım. Bakın A, B, C saydım. A dalgasında. Fakat bu 618'i geçmedi arkadaşlar. Bu B dalgası diyelim ki 0.618'i geçmedi. Böyle kaldı. Ne diyeceğim ben buna? O zaman ben burada arkadaşlar bir CA'ya beklemeyeceğim. Ben burada ne bekleyeceğim? Tekrar bir ABC bekleyeceğim. Ve ben buna ne diyeceğim arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın hepsinin kuralı var. Yani bunlar benim uydurduğum şeyler değil. Bunlar Elliot'un akademik. Ben buna bunu diyeceğim o zaman arkadaşlar. W, X, Y diyeceğim o zaman. Çünkü 0.618 geçilmemiş. A'nın üçlü olduğundan eminim net bir şekilde. Ben burada yine üçlü bir dalga bekleyeceğim arkadaşlar. Veya üçgen bekleyeceğim. Bakın bunun aksini bekleyemezsiniz. Bunun aksi bir şey olmaz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte bu nedir burada? Bunu kim bana nasıl izah edecek? Şunu mu diyeceksiniz? Yani burada bir ABC yaptık. Şimdi gene bir ABC yapıyoruz.
Hani burası C dalgasıydı? Burası C dalgası olması gerekiyor arkadaşlar. Koca trende göre burası C dalgası. Ne ABC'sinden bahsedeceğiz biz burada? Burada net bir şekilde kural ihlali var. Bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Maalesef. İşte bu ne demek? Bu şu demek. Bitcoin'de hiçbir şekilde yatırım yapılmaz demek arkadaşlar. Hiçbir şekilde güvenemezsiniz. Hiçbir şekilde yatırım yapamazsınız. Fiyatın nereye gideceği ile ilgili hiçbir şekilde olasılıklarınız olmaz. Fikir yürütemezsiniz arkadaşlar. Tamamen kumar oynarsınız. Hani Bitcoin'e yatırım yapacağınızı Kıbrıs'a gidin. Slot makinelerine pul atın arkadaşlar. En azından eğlenirsiniz. En azından güzel vakit geçirir. Biraz alkol alırsınız falan. Yani böyle şöyle güzel vakit geçirirsiniz arkadaşlar. Hiç Bitcoin'le uğraşmaya gerek yok yani. Bu iş tamamen şu an kumara döndü. Ben kimse kusura bakmasın. Kumar oynayacak param yok. Zaten elimdeki 3 kuruşumda değerlendirme peşindeyim. Yani tek derdim iyi bir yatırım yapmak. Güzel alsatlar yapmak. Elimizdeki 3 kuruş erimesin derdindeyim. Onu da kumarda harcayacak bir zamanım yok arkadaşlar. Bakın size hatalı grafikler göstereceğim şimdi. Şimdi size bazı hatalı grafikler göstereceğim arkadaşlar. Mesela hangisi? Şu arkadaşlar. Şunun ben yeni grafiğini hazırladım. Fakat ben demişim ki hani daha burası oluşmamış. Ne yapabilir demişim. Burada nasıl olasılıklar olabilir demişim. Birkaç ABC dalgası olur. Fiyat biraz yukarı gider sonra aşağıya patlatır demişim. Şurada oku göstermediğime bakmayın arkadaşlar. Yani bir C ayağı bekliyorsam yani aşağı bir hareket bekliyorum. Yani burada bir C ayağı görüyorsunuz. Demek ki yukarı bir hareket bekliyorum. Şimdi görelim ne olmuş. Bakın arkadaşlar seviyeyi tutturamamışım. Grafik hatalı. İyi güzel. Fiyat yukarı gelmiş buraya kadar ve aşağıya patlatmış. Şimdi buraya kadar bir nebze tahmin edilebilir bir şey olmuş arkadaşlar. Bakın bu hatalı bir grafik diyorum. Bu hatalı bir grafik. Hatalı grafikte ne olduğunu görüyorsunuz. Yani Elliott'ta bazı şeyler değişmez arkadaşlar. Net kural. Yani mesela fiyat istediğiniz kadar çıkmayabilir arkadaşlar. Onu size nereden gösterebilirim? Nerede var öyle bir grafik? Hemen göstereyim size. Vardı bir tane arkadaşlar. Bir saniye. Alarko'nun hissesi olacak arkadaşlar. Şurada. Alarko'nun hissesi olması gerekiyor. Şu an burada bulamadım. Bir saniye. Biraz daha aşağılarda olacak herhalde. Biraz daha inelim. Buralarda değil. Paylaştıydım ama. Ben mi bulamıyorum? Carrefour, Tüpraş, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5'imi saymışım. Burada bir ABC saymışım. Demişim ki ben burada bir 5'li sayabilirim arkadaşlar. Bu düzeltme burada bitmiş olabilir. Ben bir 5'li sayabilirim. Sonuçta ben burada ABC'yi saydım mı? Saydım. Ne yapacağım? Yükseliş bekleyeceğim arkadaşlar. Buraya kadar bekliyorum. Mesela bastım. Grafiği çalıştırıyorum arkadaşlar. Yükseliş buraya kadar gelmiş. 22'lere kadar gelmiş arkadaşlar. Daha ötesine gidememiş. Ama o yükseliş gelmiş arkadaşlar. Bir şekilde gelmiş. Ama düzeltme dalgası yapmış. Ama başka bir şey yapmış. O düzeltme gelmiş arkadaşlar. Zaten Elliott'ta uzmanlaşmak 5 sene civarı falan alır. 5 sene civarı falan alır. Yani çok emin olmadığım şeyleri de paylaşma tarafta. Bakın arkadaşlar ya. Çimento hissesi ya. Gözünü seveyim. Yani çimento hissesi ya. Yani ta buradan buraya kadar milleti terste bırakmış bir çimento hissesi arkadaşlar. Tepki aldığı yere bakın. Yani bunlar
tesadüf değil arkadaşlar. Bunlar hiçbiri tesadüf değil bunlar. Bir şey bilinerek yapılan, çizilen şeyler. Altın grafiği. Yani bilinen, şu ana kadar gördüğüm en zor grafiklerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın. Burada bir düzeltme geliyor. Burada bir yükseliş geliyor. 1900 dolarlara kadar. Niye buraya B ayağı demiyoruz arkadaşlar? Bunu niye böyle demiyoruz? Çünkü 0.618 geçilmemiş. Ne diyeceğim? X dalgası diyeceğim arkadaşlar. Burada 5'li bir düşüş var mı? Yok. Yani tamamen itki dalgalarına oluşan bir A dalgası var mı? Yok. Ben bunu mesela şurada ölçmüşüm. Bakın 0.618'i geçmiş şu tepe. Burada da bir ABC olduğunu düşünmüşüm. Ve demişim ki burası bir B dalgasıysa burası bir C dalgasıdır. 5'li saydıktan sonra fiyat yukarı döner demişim. Bakın ne olmuş? Gördüğünüz gibi. Yani kural ihlal edilemez arkadaşlar. Bu kadar net. Bu kadar net. Kurallar basit. Yani anladığınız zaman basit. Ve sizi belli bir yerde sigortanız arkadaşlar. Bu kurallar. Kurallar sizin işlem sigortalarınız. Yani size para kazandıran şeyler değil. İşlem sigortalarınız arkadaşlar. Fakat burada olayı görüyorsunuz. Ve bu ne kadar zamanda olduğunu da bakın. Bir dakikalık grafiği açıyorum arkadaşlar Bitcoin'de. Şuna bakın. Bir dakika içinde fiyat 44.964'ten bakın 46.000 dolara geliyor. 2.000 dolar birden yukarı patlıyor. Bu normal bir şey değil arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatını 2.000 dolar yukarı götürebilmek 2 dakika içinde çok büyük bir birisinin işleme girmiş olması demektir. Kitleler aynı anda 2 dakika içinde işleme giremezler arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Zaten trendler de o yüzden oluşur. Yani herkes aynı anda işleme giremediği için oluşur arkadaşlar. Herkesin düşüncesi, yapısı, pozisyon alma şekli hepsi farklıdır bunlar. Yani işin özü şu arkadaşlar. Ben ne anlatmaya çalışıyorum burada 2 saattir size? Burada çok büyük bir dolandırıcılık dönüyor. Yani ben Twitter'da da yazdım. Bu düzeltme bittikten sonra kriptolarda alıma girmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Fakat şu yükselişi gördükten sonra vazgeçtim. Yani kriptolar benim için bitmiştir. Yani o yükselişin gelmemesi gerekiyordu. O gelen yükseliş benim için kriptoları bir yatırım aracı olmaktan çıkarmıştır arkadaşlar. Yani fiyat düşecekse düşmesi gerekir, yükselecekse yükselmesi gerekir. Kurallar dahilinde. Kural ihlali varsa orada bir piyasa yoktur. Orada bir tahmin edilebilirlik yoktur. Orada manipülasyon vardır. Orada dolandırıcılık vardır arkadaşlar. Uzak durun. İşte ben bu sebeple söylüyorum. Yani ben kızdığım için söylemiyorum arkadaşlar bunu. Ya ben gördüğümü size söylemek zorundayım. Burada bir dolandırıcılık var. Uzak durun diyorum. Benim bu gece anlatacaklarım bu kadar. Yani şunu yapamazsınız arkadaşlar. O koskoca akademisyenlerin yazdıkları kuralları değiştiremezsiniz. Ya biz hata yapmışızdır. O kural ihlal edilebilir mi acaba? Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Kural nettir, basittir. İhlal edilemez. İhlal ediliyor mu? Piyasadan söz edilemez arkadaşlar. Orada dolandırıcılık vardır. Uzak durun. Bu gece anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.